uzatmamıza gerek yok. Tabii, buyur. Eyvallah. Afiyet olsun. Kolay gelsin. Alo, ne yaptınız abi? Abi ben meydandayım zaten. Siz düz devam edin abi. Durakları geçince sağda göreceksiniz beni. Eyvallah abi, görüşürüz. Vay Fatih. Ne haber? İyi abi, sağ ol, sen nasılsın? İyi ya. Sen kilo mu verdin, ne yaptın orada? Ha, böyle oldu biraz ya. Yenge bakmıyor mu yoksa? Gel sen öne geç. Abi arka binerim ben ya. Öne geç, öne. Cengiz'e yol tarif edersin. İyi abi, hadi biraz. Merhaba Cengiz abi. Merhaba Fatih. Nasılsın abi? Sağ ol Fatih, sen nasılsın? İyi abi, iş güç. Abi şimdi buradan böyle sola döneceğiz. Biraz zor olacak ama. Buradan mı? Direkt tam aynen, karşıya geçiyorum. Aynen. Tamam, hallederiz. Aman dikkat abi, burası biraz karışık. Olsun. Yavaş yavaş. Şu bize yol verirse geçeriz şuradan. Tamamdır abi, şimdi buradan böyle dümdüz devam edeceğiz. Tamam. Vallahi kaç defadır geliyorum size Fatih. Sen olmasan hayatta bulamam bu evi. Normal abi. Her taraf inşaat yani. Öyle bir düzen yok ki burada. Ben devam ediyorum Fatih. Devam abi, devam. Fatih, buralarda bir yerde böyle bir büyük bir cami olacaktı. Onu göremedim ben. Ha, hani abi, benzinlik vardı ya yanında. Ya cami arka tarafta kaldı ya. Ben burası daha kestirme diye buradan şey yaptım. Abi arkadaşlar nasıl? Aynı bildiğin gibi, ne olsun. Tek dertleri işte eşek gibi çalışıp para biriktirmek. Ya yok abi, aslında hayat orada da. Ne o Fatih, sen 2 yılda havlu mu attın? Bu arada buradan gireceğiz abi. Buradan dönüyorum. Aynen. Efendim abi? 2 yılda havlu mu attın diyorum. Ya yok öyle değil de, sonuçta Londra'da hayat farklı abi. Ya abi buradan girecektik ya. Şeyden? Ha. Kusura bakma. Yok ya, önemli değil. Şey yaparız. Aman abi. Dönüyor mu burada? Aynen abi. Ya bir düşünsene. O virane binayı yıksalar, mal sahiplerine en az 2'şer tane daire düşer. Doğru söylüyorsun. Doğrusu o yani. Abi doğru söylüyorsun da o iş o kadar kolay değil. Ya sen gene bir yoklarsın onları ha? Abi kabul edeceklerini sanmıyorum ama bir denerim onu. Ya madem arkadaşlarım diyorsun, sen de biraz ısrarcı ol canım. Bak hem bizimkiler dururken Suriyelilere kaptırmayalım bari. Hadi. Denerim abi. Hadi Ahmet, görüşürüz. Ayhan Usta hoş gelmişsin. Hoş bulduk Mükte abi. Abim Cengiz. Oo, Cengiz hoş geldin. Aa, hoş bulduk. Sefalar getirdiniz. Ne yapalım? Hadi gelin şöyle bir çay içelim önce. Ya da ne bileyim, çayı yukarıda da içeriz. Aynen baba ya, öyle yaparız. Hadi yukarı çıkalım. Gelin gelin. Şuradan geçelim de bizim dükkanı da görmüş olun. %15'lisini alsaydın daha uygun. Ha, yok, bu bana yeter. İki tane de bundan yazarsın. Al oğlum, kardeşine de veririz. Buyurun gençler, buyurun. Bak Hacı Caferin Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Fatih, oğlum şuradan birer gazoz aç da içsinler hadi. Ya Muhittin abi, boş ver şimdi gazozu ya. Yukarıda bir çayını içeriz. Canım çayımızı da içersiniz ya. Misafir istemem diyecek. Sen aç oğlum, aç. Bunlar zamlanmış mı yine? Yok, geçen seneyle aynı. Ayhan Usta, anne baba nasıllar? Ya iyiler abi, bir yaramazlık yok. Hani onlar memlekette oluyor yazları. Daha serin ya oralar. İyi, iyi.
Ya işte hizmeti burnunun dibine kadar getirmişsin. Hala zam gelmiş diyor. Bu kadın hep böyle. Gidiyor alışverişini büyük marketten yapıyor. Sonra geliyor burayla karşılaştırıyor. Ama onların maliyetiyle bizim maliyetimiz bir mi? İşte yani. Acil bir şey gerekecek de gelecek. Buyur baba. Yok oğlum içmem. Yani bakma Ayhan Usta, bu mahallenin topu böyle ha. Hani nereden bulaştıysak biz bu işe? Ya boş ver Muhittin abi, sıkma sen canını ya. Yok boş veririz boş vermesine de. Hani Hacer de şahit. Yani şurayı açtığımızdan beri her ay zarardayız, Allah size inandırsın. Baba biz çıksak mı artık yukarıya? Çıkalım o zaman. Abi ya yolda da içerdin. Eyvallah sağ ol. Kesene sever. Şuradan geçelim de hadi dükkanın arkasından. Hacı, Cafer'e söyle de öğleden sonra bir yere kaybolmasın. Şu sizin banyoyu bir halledin. Olur söylerim. Kolay gelsin. Sağ olun. Ya Cengiz sen ne iş yapıyorsun? Öğretmenim ben. Hem kıyak meslek de seninki ha. Sırtını dayamışsın devlet babaya mis. Yok abi öyle göründüğü gibi değil. Bizim mesleğin de zor yanları çok. Öyle tabii her mesleğin zorluğu var da ama zor var zor var değil mi? Yani dünya yansı maaşlar acip de. Hoş geldiniz buyurun. Merhaba hoş bulduk Şükran abla. Terlik vereyim çocuğum. Aa Selim mi bu Selim? Şişt. Hoş geldin desene misafirlere. Selim tanımadım lan Ayhan amcayı. Ya nereden tanıyacak? En son gördüğümde kucaktaydı maşallah ya. Abim Cengiz abla. Merhaba. Hoş geldin çocuğum. Buyur abla. Ne zahmet ettiniz? Ya ne zahmet abla ya? Öyle elimiz boş gelmek olur mu? Hadi geçin geçin orada ya kalmayın. Geçin. Geç oğlum geç. Fatih gel oğlum. Tamam. Geç bakalım. Buyurun çocuklar buyurun şöyle geçin. Geç Cengiz sen de şöyle geç. Geç oğlum. Geç Ayhan Usta. Tekrardan hoş geldin Ayhan Usta. Hoş bulduk Muhittin abi. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk kardeşim. Sağ ol Fatih. Sen de hoş geldin Cengiz. Hoş bulduk abi. Allah şükür. Fatih, şu pervaneyi şöyle koy da dönsün oğlum ya. Tamam baba. Pardon abi. Aman dikkat. Ayhan Usta, anne baba köyde dedi. Sağlık sıhhat yerinde inşallah. Yerinde de ama yine de yaşlılık işte Muhittin abi. Yani artık bir ileri iki geri. Öyle bu yaştan sonra ne olacak oğlum ya? Yok Muhittin abi senin maşallahın var daha ya. Yok ben de bayağı bir tekliyorum artık. Fatih, onun kafasına bas da dönsün şöyle sağa sola. Tamam baba. İşte öyle Cengiz Usta. Yani bu şeker illet insanda sağlık sıhhat bırakmıyor. Öldürmüyor da süründürüyor. Çok geçmiş olsun. Bugünümüze de şükür. Şeyma bu kek pişti. Akşama da yeter. Ben ikindiyi kılıp geleyim çocuğum. Sen çayı demle. Tamam anne. Kızım şu altınları da içeri sok. Hı. Şeyma sen bana bırak. Hoş gelmişsiniz Ayhan abi. Hoş bulduk Şeyma. Abi buyur. Eyvallah sağ ol. Ya Şeyma düğünüze katılmayı çok istedim ama maalesef Londra'daydım denk getiremedim. Biliyorum Ayhan abi Fatih söyledi. Allah mesut etsin. Sağ ol abi. Buyur Şeyma. Sen de burada mı oturuyorsun Fatih? Ha yok abi ben aşağıdayım. Yok canım o ne oturacak burada? Burası biz eskilerin yeri. Fatih'e yeni evlilere layık bir daire yaptık. Görmeniz lazım. Vallahi gezdirirse yok demem Muhittin abi. Hem nasıl döşediğini de merak ediyorum. Gezeriz abi ya gezeriz. Fatih Londra'dayken bu dekorasyon işlerini falan çok meraklıydı abi. De öyle mi? Yok abi ya benimki öyle bir heves işte. Fatih'i göreceksin Cengiz. Gider de alışveriş merkezlerine. Hani böyle teşhir için dekore edilen yerler olur ya böyle oda gibi. İşte bütün boş zamanını orada geçiriyordum. Abi sen de biraz abarttın ya.
Ya ne abartacağım oğlum? Hatta sen bana şey diyordun. Abi bir gün evim olursa salonla mutfağı bir yapacağım diyordun. Amerikan mutfağı gibi. Allah Allah. Ya salonla mutfak hiç bir arada olur mu? Yani düşünsene gelen misafir mutfakta. Yemek kokusu salonun içinde. Hiç olacak iş değil. En başta gelen misafire saygısızlık bence. Hem bizim dairenin kendi yapısı da uygun değil de Amerikan mutfağına. Alo. Alo Beşir. Allah Allah. Hayır Ayhan Usta. Hani yer dar olur. İmkan yoktur. Bir nebze anlarım onu. Ama bu gavurların evleri kıç kadardır. Allah bilir onlar çıkarmıştır bu adeti. Alo Beşir. Ha Beşir. Duyuyorum seni. Ha. Ya olur mu öyle şey Beşir ya? Yani cenaze bu kadar bekletilir mi? Anlamadım ki ben. Hayır bu adamın haberi yok mu? Ha? Abi senin işler nasıl şimdi orada? Yani işler pek iyi gitmiyor be Fatih. Hı. Biliyorsun bu Brexit muhabbetleri falan. Yani herkeste bir tedirginlik hali var. E ister istemez bu piyasaları etkiliyor tabii. Ha. Anladım abi. Ya ben de haberlerden takip ediyorum tabii. Nereden çıktı? Sen ne diyorsun abi? İyi mi yapıyor sence İngiltere ayrılmakla? Yani bence uzun vadede hayırlı bir iş. Ki çoğu arkadaş da benim gibi düşünüyor ama kısa vadede bizi büyük sıkıntılar bekliyor. Orası tamam, kesin. Tamam sen bir şey duyarsan bana haber ver. Hadi Allah'a emanet. Peki sen hiç özlemiyor musun oraları? Londra'yı mı? Ha. Yok canım özlemez olur mu? Özlüyor da bize belli etmemeye çalışıyor. Ama ben anlıyorum tabii. Yani bazı şeyleri özlüyor insan tabii de buraya da alıştım. Ya insanoğlunun mayasında alışmak var bir kere. Ama acaba Fatih'i Londra'dan getirmekle hata mı ettik diye düşünmüyor da değilim. Yani onun pek hevesi yoktu da ben zorladım azıcık. Ya olsun abi en azından şimdi böyle ailecek birliktesiniz yani ne güzel değil mi? Tabii canım biz de öyle düşündük zaten. Hani gavur ellerinde mundar olmasın getirelim buraya evlendirelim dedik ama gel gör ki... Ya baba bu konulara girmesek şimdi. Ben bilirim hangi konuya girilip girilmeyeceğini merak etme sen. Hem Ayhan Usta yabancımız mı can? Tabii Muhittin abi biz de aileden sayılırız yani. Ha babana rahmet ya. Demem o ki Ayhan Usta. Yani Fatih Londra'dayken bizim bütün yumurtalarımız tek sepette değildi. Yani sen de biliyorsun işte oranın azı buranın çoğu yani. Hani Fatih'in nispeten aileye bir katkısı oluyordu. Ama şimdi durum farklı. Yani Allah seni inandırsın. Bak bu kadar nüfus o kadar iş kovalıyoruz. Kıt kanaat zor geçiniyoruz yani. Yani ölmüyoruz tabii buna da şükür de. Hatta geçenlerde biz Fatih'le bir kulağını çınlattık senin. Hani Fatih tekrardan Londra'ya dönmesi gerekirse... Baba biz bunu konuşmuştuk ama. Yani tabii olacağından değil de hani münasip bir iş olursa diye söylemiştim o zaman. Fatih de oturur eşine bir danışır, konuşurlar. Belki akıllarına yatar. Ha? Düşünsene Cengiz bak. Şimdi Fatih'in Londra gibi bir yerde süresiz oturma izni var. Yani bunun için servet ödeyecek bir dünya adam vardır ya. Öyle değil mi? Doğrudur. Sen ne dersin Ayhan? Yani bakılır abi duruma göre. Tabii ben öyle çok uzun boylu bir şeyden bahsetmiyorum. Hani onu ben de istemem zaten. Hani bizimkilerin geleceğini garanti altına alacak birkaç yıl falan. Yani bu Fatih'in işiyle ilgili bir restoran kafe sermayesi toplanıncaya kadar. Yoksa bizim gibilerin burada uzayıp kısalacağı yok yani. Ama siz de hiç çayınızı içmemişsiniz. Ha buz gibi olur o için ya. Ha Cengiz? Vallahi sen de hiç konuşmuyorsun ya. Gerçi sen de haklısın tabii. Bizim gibi adamların muhabbeti senin gibi okumuş yazmış adamı açmaz değil mi? Estağfurullah ben sizi dinliyorum. O hep az konuşur abi. Hayır tamam yani dinlemek iyi bir şey de hani bu kadar uzun süre dinleyip sırf ben konuşunca acaba sizi sıkıyor muyum diye de düşünüyorum yani. Bak Ayhan Usta görüyor musun herkese baklava koymuşlar bana yok ha. Abi al benimkinden al. Baba sen buradan al. Şeyma abi direkt koymamıştır Ayhan abi. Canım göz hakkı diye bir şey var değil mi? Ya baba şekerini alacak gene ama ya. Oğlum bir iki baklavadan bir şey olmaz Allah Allah. Muhittin abi bileydik başka bir şey alırdık ya. Yok ya olur mu öyle şey kesinize bereket özlemişiz baklavayı. Ya, hadi buyurun siz de yiyin ya. Muhittin abi. Abi... İkramda bulundunuz. Yani ağırladınız bizleri. İnşallah bir gün biz de sizi ağırlarız. Bizimkiler çok mutlu olur. İnşallah. Muhittin abi biliyorsun biz Fatih ile Londra'da böyle abi kardeş gibi olduk. Yani maşallah çok iyi bir evlat yetiştirmişsiniz. Abi şimdi geliş sebebimizi biliyorsunuz.
Yani tabii sadece bunun için gelmedik. Hem sizleri de görmüş olduk. Evet. Gerçi Fatih pek istemedi abi ama biz hani özellikle gelip durumumuzu bir yüz yüze görüşmek istedik. Tabii bundan bizim de yeni haberimiz oldu. Fatih siz geleceksiniz diye söylemek zorunda kaldı. Yoksa belki haberimiz bile olmayacaktı. Yani siz oğlumuza büyük bir iyilikte bulunmuşsunuz. Bu devirde kimse kimseye böyle bir iyilik yapmaz. Allah sizden, atanızdan razı olsun çocuklar. Amin abi, sağ ol abi. Hayır, Fatih bankaya o kadar faiz ödeyeceğinizi söyleyince abi buna benim gönlüm el vermedi. Ya o zamanlar durumum da müsaitti tabii abi. Hani kardeşime yardım etmemek olmazdı yani. Sağ ol abi. Eyvah, eyvah. Ya siz de hiçbir şey yiyip içmiyorsunuz ama bak bizim hanımın kekinin üstüne yoktur. Bir tadına bakın ya. Yedik yedik ha? Abi. Kesenize bereket. Fatih nasıl? Minibüslerden memnun musunuz be? İyi abi. Yani okul servisine verdik. Çalışıyorlar işte. Bir sıkıntısı yok. Yani gerçi okullar kapanınca birkaç ay yatıyorlar ama hani aile bütçesine katkısı olmuyor desek yalan olur şimdi. İyi abi, sevindim bu işe. Ya doğruyu söylemek gerekirse Muhittin abi, ben başta bu minibüs işine pek sıcak bakmamıştım. Hatta söylemiştim çekincelerim Fatih'e, değil mi? Aynen abi, aynen. Ama şimdi görüyorum ki böyle bir işe vesile olmuşum. Daha da mutlu oldum. Eyvallah, eyvallah da işin orası tam öyle değil ama siz gene öyle bilin de. Anlamadım abi. Öyle değil derken? Yani bu daha çok aile arasında bir şey Ayhan Usta. Yani siz bizim oğlumuza büyük bir iyilik yaptınız. Tamam, orası öyle. Fatih sen... Abi kusura bakmayın, ben anlamak için soruyorum. Sen ailene minibüs alınsın diye bu parayı göndermedin mi? Hayır, öyle bir şey diyen olmadı ki size şimdi. Yani bak bu borç oğlumuzun borcu, tamam. Evelallah biz de aile olarak arkasında duracağız. Yani yukarıda Allah var. Kul bilmese Allah bilir. Siz içinizi rahat tutun. Yok, benim için zaten rahat Muhittin abi. Benim Fatih'e de güvenim tam zaten. Yani yoksa bu devirde hani bu kadar parayı kim kime verir ki? Ya o konuda hiçbir şüpheniz olmasın abi. Yok, şüphem yok Fatih. Ama sen de şunu bil yani... Ben ihtiyacım olmasa buralara kadar gelip hani bu parayı istemezdim yani. Ya biliyorum abi, biliyorum. Yani benim tek isteğim işte sana, ailene destek olmaktı. Eyvallah yani abi. Yani eyvallah, Londra'dayken bana çokça destek gösterdin. Bunu inkar edemem. Ya şimdi sen de sakın yani söyleyeceğimi yanlış anlama lütfen. Ya tamam, bana büyük bir iyilikte bulundun abi, kabul. Ama bunca zaman sen de benim banka hesaplarımı kullandın abi. Yani baktığında bu da az buz bir şey değil yani. Dur şimdi senin banka hesaplarını mı kullandı, o niye ki? Ya öyle önemli değil, öyle bir şey değil baba yani. Ya oğlum biri senin banka hesabını kullanıyor, sen de önemli değil mi diyorsun? Kusura bakma Muhittin abi de sen hani niye böyle bir tepki verdin ki şimdi bu işe? Ayhan Usta, ben o paranın nasıl kazanıldığını bilseydim. Neyse, zaten olan olmuş bir kere. Pardon da Muhittin abi, Ayhan o parayı nasıl kazanıyormuş ki? Kumar parasını kimseye hayrı dokunmaz Cengiz. Yani ben onu söylemiş olayım da hem dinen caiz de değil. Kumar parası mı? Fatih sana öyle mi dedi abi? Fatih oğlum sen bu parayı kumardan kazandı Fatih. Ya Ayhan abi, öyle demedim Ayhan abi, öyle demedim. Ben borsadan kazandığını söyledim sadece. Başka bir şey demedim yani. Allah'ını seversen ama şimdi Muhittin abi sen hani borsayı da kumarla ne bileyim hani bir tutuyorsun ama. Ayhan Usta, parayla para kazanıyorsan benim için o da kumar. Yani ben şimdi... Bilemedim. Oğlum ben kötülük mü etmiş oldum yani senin sana para? Allah Allah. Ya size şimdi kötülük ettiniz diyen var mı? Tabii iyilik ettiniz oğlumuza. Fatih sen Şeyma'ya seslen de şu çayları bir tazelesin. Ben içmeyeceğim, sağ ol. He? Ayhan sen? Yok abi, sağ ol. Ya gençler, bir hatamız olduysa kusura bakmayın yani. Ben samimiyetinize güvenerek... Yok öyle... abi ya, önemli ha? Değil abi. Ha. Vallahi yani. Ne yapalım o zaman? Gençler Fatih'in dairesini şöyle bir gezelim mi? Olur abi, gezelim tabii. Hadi, hadi buyurun. Şeyma kızım, size geçiyorlar. Önden bir ortalığı toplayıver. Ev toplu da şimdi ne gerek vardı buna? Kesin Fatih'in işidir. Hadi kızım, ayıp olur. Sen de git yanlarında. Şeyma. Baksana be. Durup dururken elin adamını niye evimize alıyorsun ki? Onlar öyle istedi. Hadi bekliyorlar bizi, acele et. Misafirlere bak. Hadi uzatmayın. Tamam sen geç, ben geliyorum. Hadi oğlum, hadi diktin bizi buraya ya. Geldim baba. Buyurun abi. Fatih, biz hiç zahmet vermeyelim ha. Başka zaman özel olarak geliriz. Yok abi, ne zahmeti ya, buyurun. Cengiz, siz aşağıda Fatih'in evini gezerken ben şöyle yukarıda azıcık oyalanayım. Bak abi,
Şu köşede bir arazi var, görüyor musun? Bak şurada sulak bir arazi. Ne? Eskiden bu gökdelenlerin zemini hep öyleydi işte abi. Vallahi abi böyle giderse 200 sene içinde ya önümüz kapanacak gibi duruyor ama. Buranın manzarası daha çıkmış ya. Hı, aynen abi. O taraf mahalleye bakıyordu ondan. Ama umarım orası da yakın zamanda önümüz kapanmaz yani. Böyle mahalleli de hep kaçak göçek kat çıkıyor çünkü. Kaçak kat mı? İhbar etsen olup sen de. Yani abi aslında öyle düşünmemek lazım. Yani sonuçta buralar gelişti, değerlendi. Belediyenin verdiği 3 katlık imar izni de kurtarmıyor. Baksana her taraf bina almış. Nasıl buldunuz abi? Sadece salonu gördüler daha ya. Güzel güzel. Güle güle otur. Abi burası banyo. Burada bahsettiğim mutfak. Gayet iyi görünüyor ya Fatih. Yani fena değil abi. Abi burası yatak odamız. İçinde ebeveyn banyosu da var. Hı hı. Burası da abi çocuk odamız. Çocuk odası mı? Hı hı. Abi Allah kısmet ederse yakında baba olacağım da. Fatih ne güzel haber ya bu, tebrikler. Sağ ol abi. Şeyma tebrikler. Teşekkürler Ayhan abi, daha çok yeni. Allah size de nasip etsin inşallah. İnşallah abi. Ha yok ya, biz ikimiz de bu konuda umutsuz vakayız. Ama cidden çok sevindim. Çok çok tebrik ederim. Ya bu arada bu düğün hediyesini nasıl takacağım diye düşünüyordum. Vallahi çok iyi denk geldi. Ya ne gereği vardı abi, niye zahmet ettin ya? Mahcup ettin bizi Ayhan abi. Olur mu canım, zaten düğünüze de katılamamıştım. Devletimize, milletimize hayırlı bir evlat olur inşallah. Amin abi. Allah analı babalı büyüsün. Gelin gençler, gelin. Devam etseydin ya. Yok canım, devam ederim yine. Nasıl olsa usta da benim, çırak da. Bütün buraları sen tek başına mı yapıyorsun abi? Babam yapıyor tabii abi de, biz de destek oluyoruz yani. Ya gören duyan da inanır ha. Ayda yılda şöyle aşağıdan ağır bir şey getirilecek olur, ona yardım ederler. O da gönülsüz gönülsüz ama. Ya Ayhan usta, sizden bir şey rica etsem. Tabii abi, buyur. Cengiz, şu depo var ya, onu bir yerine koymamız gerekiyor da. Hani el ele verirsek kolay olur diye söylüyorum. Tabii abi, olur. Hey, hadi geçelim içeri o zaman. Heh, önce şu vanayı bir takalım da. Allah Allah. Hadi bakalım gençler. Bir, iki, üç, hop. Elinize dikkat edin şurada. Gelsin. Dönecek. Bir dakika. Basamak. Üstüne bir koyalım da bir nefesini verin. Yavaş, sağa çekin lan. Ay, siz arkaya geçin çocuklar. Aman Allah'ım. Bir dur şimdi. Ha, dikkat dikkat. Dur. Şimdi siz ikiniz arkaya geçin. Biz biraz öne çekelim. Çek. Çek 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 çek. Bir şuradan havaya kay. Tamam. Oh. Oturdu mu iyice? Dur. Oturdum. Musluk burada kalacak. Hop, aşağıdaki düşüyor, düşüyor. Dur. Ben... Kaldırıp çekmek lazım. Baba ben gideyim mi oraya? Yok, oradan kaldırıp çekelim ya. Tamam, kaldır abi sen. Kaldırın. Hemen abi sen dur. Bir, iki, üç, agayın. Aman. Dur. Tamam. Burası oturdu. Dur. Tamam mı? Dur. Sağ taraf oturma daha.
Geleyim ben oraya. Dur şöyle bir nefes al. Bir dur. Baba sen iyi misin ya? İyiyim. İyiyim. Tamam bu idare eder. Yok durmaz böyle. Bir daha geçin. Ben bir arkadan şey yapayım ya. Aynen sen de geç o tarafa. Kaldırmanız lazım. Kaldıralım aşağıdan tamam. 1-2-3 kaldır. Masaya dikkat et. Dur masa. Eline dikkat et. Biraz daha. Baba nasılsın, iyi misin? He, iyiyim oğlum, iyiyim. Üçün abi demek bu işler de geliyor senin elinden ha? Ya mecbur Ayhan Usta. Fatih'le büyüğünü evlendirdik. Evlerini, barklarını da yaptık. Şimdi en son sırtımda kambur küçüğü kaldı. Onu da ev bark sahibi yaparsam benim görev tamam inşallah. Hadi inşallah abi. İnşallah. İşte öyle elimize para geçtikçe inşaatı yapıyoruz. Artık ne kadar olursa. Hayır biz geç kalıyoruz. Çıkalım mı? Durun ya, nereye gidiyorsunuz? Bak bugün bizim mangal günümüz. Kasabada sağlam et doğrattık. Kalın beraberce yeriz işte. Yok abi sağ ol. İnşallah başka zamana. Senin var mı Muhittin abiye söyleyeceğin son bir şeyler? Yani Muhittin abiye geliş sebebimizi söyledik işte. Ya Muhittin abi benim kardeşim biraz çekingendir ama yani gerçekten de eli çok sıkıştı. Yani hani Fatih en azından ödeme gününü bilirsek biz de ona göre kendimizi ayarlarız. Bir bakalım abi. Yani ben olmadı artık bir kredi falan şey yapacağım. Yani Ayhan sen de biliyorsun. Hani meblağ az bir şey değil. Şimdi bizim için de zor bir durum ama içinizi ferah tutun. Biz son kuruşuna kadar borcumuzu ödeyeceğiz. Yani abi ben bir hafta daha buralardayım. Yani sırf bunun için geldim. Tamam. Elimizden geleni yaparız. Yani Fatih biz topladığı kadarını size iletir zaten. Buyur abi. Eyvallah sağ ol. Hadi eyvallah abi görüşürüz. Fatih. Buyur abi. Ya kardeşim Allah'ını seversen sen de şu aileni sıkıştır biraz ya. Ya oğlum öyle kredi falan olacak iş değil bu işler yani. Tamam abi tamam. Ya hani hatırlarsan sen bana bir ara şey diyordun. Abi ben düğünden sonra altınları satarım. Paranın bir kısmını da sana veririm diyordun. Abi sen bana biraz zaman ver ben halledeceğim. Ha Fatih bir de bak benim aklıma takıldı. Şimdi yukarıda babanın yanında da üstelemedim ama sen bu minibüs alınsın diye ailene para gönderdin mi göndermedin? Gönderdim abi gönderdim. Ya ama babam başka şey söylüyor oğlum. Abi siz gönlünüzü ferah tutun. Ben en kısa zamanda döneceğim size. Şimdi Allah'a emanet abi. Şey Fatih. Bir de biliyorsun hani ne olur ne olmaz ölümlü dünya diye bir kağıt imzalamıştık ya aramızda. Hı hı. Yani ben onu bir avukat arkadaşa sordum. Şey dedi. O kağıt resmi olarak geçerliymiş yani. Anladım abi. Tam olarak ne iş yapıyor bu? Yani Londra'daki bir Starbucks'a çalışıyor. Şef galiba oldu. Onun maaşına ki alacağı krediden bir bok olsun. Üstüne bir de adamlara altın takıyoruz. Gel bakalım Enes'im gel. Gel Enes'im gel 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 gel. Bir, iki, üç hadi. Hop. Ya ter içinde kalmış kadıncağız sucuk gibi olmuş. Bir de hırka giydirmişsiniz siz buna ya. Çek. Sen bu borcu biliyordun değil mi? Yok. Başta ben de bilmiyordum. Sonradan öğrendim. O ne demek? Düğünde takılan altınları istedi benden. Ben vermedim. Çek şu çek. Bırak bana. Bırak. Ben götürürüm. Şu Fatih'i gönder bana. Çıktı o baba. Kredi hakkında bankalarla mı görüşecek ne? Alsın bakalım.
Haydi nene. Aç ağzını. Aç aç. Şeyma. Şu bakım parası her ay hesabına yatıyor değil mi senin? Yani yatıyor da arada geciktiği oluyor. O zaman hesapta birikmiş para vardır şimdi. Yok baba, ne birikecek? Fatih'in maaşıyla birlikte ancak geçinebiliyoruz. Kolay gelsin. Sağ ol. Hah, yeşillikleri almışsın anne. Var mı eksik bir şey? Bir tek domates yoktu. Ya ikidir domates almıyorum. Yenecek gibi değil. Benim dolapta biraz olacak. Yeter salataya. Hacer, yardım edeceğim bir şey var mı? Yok, benim de işim bitiyor zaten. Ya da sen bize bir çay koy. Bak, yeni demledim. Cafer, bir yere kaybolma bak, banyo yapılacak. Ya biliyorum, Metin'i uğrayıp geleceğim işte. Anne. Sağ ol kızım, koy öyle. Rafların yerini değiştirmişsin. Ya değiştirdim, böyle daha iyi oldu. Hacer kızım, büyük bidonun dibinde kaldı. Anne bırak kalsın öyle. Şeyma çok üzüldüm ya. Fatih nasıl yaptı ki öyle bir şey? Ne bileyim işte, Londra'dayken altından kalkarım diye düşünmüş herhalde. Çok kötü olmuş. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ne yapmayı düşünüyoruz? Parayı canım. Ailecek akşam oturur konuşur, bir çaresine bakarız. Çaresine bakılır da. Dahası yok Hacer. Herkes elini taşın altına koyacak bir şekilde. Hacer, şunların parasını alsana. Kalsın canım. Al al, ben kendi mutfağıma götürüyorum. Burası vardı Muhittin abi daha önceden. Ha, biliyorum biliyorum canım. Vakumlasak kurtar mı diye bakıyorum. Vallahi bence gerek yok Muhittin abi. İdare eder böyle. Boş boşuna masrafa gerek yok yani. Sonra bakılır. Bakılır. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Halil, bu minibüsün trafik sigortası. Tamam, ben bunu ruhsatın içine koyayım. Eyvallah. Bir sıkıntı yok değil mi baba? Yok yok oğlum. Alsın koy cebine. Hesabına günü gününe yatırıyorsun değil mi? Yatırıyorum yatırıyorum baba. İyi. Para üstümüze kalacak, ben sana diyeyim de. Sen kanal değiştirmene bak. Baban da Hacer'in koca bakkalını görmüyor, kalkmış bana bakım parasını soruyor. Gerçi senin de Londra'ya gitmek için bahanen olur. Yarın çocuğumuz doğunca Allah bilir. Allah rızası için ya. Sen de Mahmut'u bir ara da kredi hakkında bilgi al bari. Baban sorarsa bir şeyler dersin. Krediyle ilgili yeterince bilgi versen merak etme. İyi. Allah bilir, bu bilgiyle gidip kredi de çekersin sen. Ha geç anne. Ha Şeyma kızım. Bizim dolapta da varmış. Bunları da kullanalım. Ha tamam, ben başladım zaten salataya. İyi yaptın. Ben de gideyim babana bir bakayım. Sonra gelir sana yardım ederim.
Şükran, şu Zarife'yi bir ara da bir sor bakalım arabada boş yer var mıymış? Ya tıkış tıkış gitmiştik geçen de biliyorsun. Ya şimdi 10 saat otobüs yolculuğu zor gelir kimse de. Ya bir cenaze günü belli olsun o zaman bakalım. Muhittin. Benim içim hiç rahat değil ha. Sen onu bana değil, yalan söyleyen oğluna söyleyeceksin. Tamam, Fatih bir hata etti de borç hepimizin borcu değil mi? Canım sana bir tek Fatih'in borcu diyen oldu mu şimdi? O zaman aklında ne var onu söylesene. Fatih şu krediyi bir konuşsun bakalım. O kadar parayı verirler mi ki Fatih'e? Artık ne kadar verirlerse. Şükran, Turan'a seslen de gelsin bana azıcık yardım etsin. Çocuk şimdi geldi. Bırak da biraz dinlensin. İyi. Biz burada ölelim. Çocukların dinlensin. Olur. Oğlum kıssana şunun sesini. Kafamız şişti. Ne oldu ya? Bir sıva işi bir şey varmış. Baban çağırdı. Hadi git de bir yardım et. Ne sıvası şimdi anne ya? Oğlum adam yaşlı zaten. Hadi git bir el at. Çok sürmez. Ben biliyorum o çok sürmez dedi. Senin başın altından çıktı değil mi anne? Babamın çağırdığı falan yok yoksa. Oğlum baban söyledi diyor. İster gider ister gitmezsin. Ben ne karışıyorsam size. Turan, oğlum o duvar bitince şu karşıya geç. Elimizdeymişken güzel bir şey yapalım şuraya. Biz bunu böyle yapıyoruz da baba bak bu suya bakacak buradan ha. Yok oğlum sağlam bir şey yapıyorum şimdi ben merak etme. Ya baba, siz bu köye gideceksiniz ya ben de mi gelsem diyorum. İşim gücüm yok azıcık gezeyim diyorsun yani. Ne ilgisi var ya? Akraba yani cenazede bulunmak gerekir diye dedim ben. Sen şu leğeni boşalt bana. Turan hadi sallanma abicim bak o duvar boyanacak daha hadi. Ne yapıyorsun onu dışarı döksene. Ya Hacer mangal yapıyoruz burada. Yoğurtlu semiz otuna ne gerek var yenmiyor zaten. Benim de katkım olsun Şeyma laf eder şimdi. Ya ne laf edecek? Evin bütün erkekleri malak gibi yatarken mangalı kim yapıyor? O başka o başka. Cafer. Hı? Fatih'le ilgili bir şey konuştunuz mu? Yok konuşmadık. Selim nerede ya göremedim. Yukarıda. Sayende evin yolunu unuttu çocuk. Hacer. Sana da bir şey demiyor ya. Gittin. Kızım Hasan sana bir şey söyleyeceğim. Ya kızacağımı biliyorsan söyleme Şükran. Şu köydeki tarlayı mı satsak? Bırak şunu bırak. Ben kendim yıkanır bırak. Sen gelsen de gelmesen de ben köye döneceğim. Bir önce şu çocuklara bir denk edeyim. Torun torba her şey burada. Biz bir köy bir Ayvaz köyde dolaşalım.
köydeki tarlayı satalım. İçindeki aile mezarlığı da talan olsun gitsin değil mi? Adamlar bize iyilik etmiş. Şimdi de onlar zor durumda kalmış. Zor durumda kaldıkları falan yok Şükrü. Paranın tamamını koparmak için öyle söylüyorlar. Erenköy'de geçen yıl 2 katlı daire aldılar. Sanki biz bilmiyoruz. Ortalığa dökmeyin tamam mı Selim? Hadi al sen de. Hacer yok mu? Yok da akşama gelirken semizotlu yoğurdunu getirir, gönlünüzü alır. Bakkal bu saatte kapanmaz. Kapalı olduğu günleri de biliyoruz anne. Anne ben bu domatesleri ekleyeyim mi? Az daha kaynasın o, ondan sonra eklersin. Tamam. Oğlum bırak ya sayacı kendi suçunu alsın daha yanına öyle ya. Anne bak dedemlerin yanında sar falan etme bana. Yemeyeyim bir şey yapacağım. Yürü yürü silah zorla götürür sanki senin dedenleri. İyi o zaman yarın seninle konuşuruz gelince. Haydi dükkanda görüşürüz. Sen istersen buradan geri dön Yusuf Efendi ha. İçeri kadar zahmet etme şimdi. Hoş geldiniz. Hoş buyurun bulduk. Buyurun herkes içeride. Hoş geldiniz. Oh, hoş bulduk annem. Aa Yusuf sen ne zaman geldin? Dün geldim. Vallahi buraya zor getirdik bunu Nines. Ben şimdi sana onu bir şikayet edeyim. Yok öyle bir şey olur mu? Hadi öp ninemini öp öp. Hoş geldiniz. Oh hoş bulduk. Seni. Hadi dur şunu bırakayım da. Dur. Geç çocuğum. Geç. Hoş geldin Harun oğlum. Hoş mutlu ettin beni. Hoş bulduk. Geç çocuğum. Gireyim lan. Sen böyle. Bakalım gel. Hani. Hani benim. İşte hoş geldin. Nasıl dersler falan iyi mi? İyi vallahi öyle okuyoruz. Evet, çok şükür. Baba ver öpeyim elini. İstemez istemez. Baba bırak öpsün bir daha sana bir yanlışı bir eksiği olmayacak zaten. Harun öp çocuğum sen babanın elini. Muhittin ailede küslük olmaz. Ver baba ben de öpeyim. Otur kızım şöyle. Yusuf sen de benim yerime otur ha. Hacer. Cafer yok mu? Yukarıda mangal başında. O zaman ben buna da bir selam vereyim geleyim. Vay. Enişte sen buraya düşer miydin ya? Mecbur oldum yoksa ablan eve almayacaktı. İyi, iyi gel. Vallahi iyi metik kötü metik göreceğiz bakalım. Yine geç şöyle. Keyifli seninle. Oo, Zula da var. Gece başka türlü geçmez enişte. Nasıl işler? İyi. Öğrenciler sevdi mekanı. Ya. Hı-hı. Allah daha çok versin. Sağ ol. Ay. Onlar oldu. Güzel görünüyorlar. Aa, yapayım mı ufak? Ver bir tane bakalım. Yavaş, çok sıcaktır. Sıcak ama. Yavaş. Ay. Çok güzel. Yumuşacık. Çok güzel. Ya Fatih ne yaptı öyle ya? Ha, seninki pis patladı. Benimki nerede oluyor? Öyle öyle siz seversiniz birbirinizi. Ne olacak şimdi? Ne olacak? Fatih diyorum lan. Fatih ne olacak? Bugüne kadar sürdüğü sefanın cefasını çekecek Londra Lord'u. Londra Lord'u mu? O ne lan? Ha. Lord ya bizimki. Lord Fatih. Lord Fatih. Soğanları yendi al onları. Ya oh. Bak şimdi bu ekran kilitli değil mi? Hı hı. Bak şimdi iyi izle. Bak gördün mü nasıl açıldı? Oha nasıl oldu ha? Bende olacak mı? Bak bakayım. Bende olmuyor abi. Sen bir daha yap bakayım. Aç ışığı. Ha, bak gördün mü? Ha seni tanıyor ya. Tabii canım bak yüzümün herhangi bir yerini görse hemen anında açılıyor bu yani. Yani işte adamlar yapmış yemin ediyorum ya. Sen bunu Amerika'dan daha mı ucuza getiriyorsun? Ya beyler. Hadi ya etler soğudu. Tamam geliyoruz abi. Geliyorum ben de şimdi. Ne o? Ne yapıyorsun lan çapkın damat? Ya yürü git işin enişte ya. Ya lan evlenince bayanı kızımı dar etmedin mi? Babamın yanında süt dökmüş kedi gibiydin enişte. Ha. Sesin açılmış maşallah. Cem ya bir dursana ya. Ne oldu?
Ya sen bizim kuzen işten çıkarmışsın. Yerine Suriyeli falan almışsın. Ya işte maliyetler yüzünden biraz öyle oldu maalesef. Bu son tayfanın hepsini çıkarmak zorunda kaldık. Gerçi ben onu birkaç yere yönlendirdim, söylemedi mi? Söyledi. Ha, iyi bari. Hadi geç. Ha, bir durun ya. Ne oldu? Dur. Fatih'i duydun mu? Ha şey, para olayın diyorsun. Aynen, Gülnaz bahsetti biraz. Bak şimdi sen benim kayınbabamla olan durumu biliyorsun. Bugün böyle miras, para konusu falan açarsa bak meydanı boş bırakayım deme. Varlığımızı hissettir yani. Ya sen hiç akıllanmayacaksın değil mi bacanak? En sonki olayı unuttun galiba. İyi, kabullenelim gitsin o zaman. Oğlum zaten burayı kaptırdık. Köydeki tarladan mı pay almayalım şimdi? Ya bunlar kadın kısmına miras falan vermez bacanak. Bunu kafana koy artık ya. Göreceğiz bakalım. Öyle olmazsa böyle olur. Ha, ortada kana bularım diyorsun yani. Yok, o işin kanun nizamı var yani. Şş, akıllı ol ha. Gir. Çocuklar yeter koştuğunuz. Arya duymuyor musun beni kızım? Hadi gelin yemeğinizi yiyin. Hadi. Selim. Baba, sofraya gelecek misin, tabak mı hazırlayayım? Ya bizi de alıştırdınız bu tabak adetine ha. Baba bu kadar insan nasıl ısınsın sofraya? Hazırlıyorum tabak. Yok yok, ben geliyorum. Erkekler masaya geçsin. Muhittin geçin. Cafer, sen bana tabak hazırlayabilirsin. Olur. Hadi beyler soğutmayın hadi. Vallahi eline sağlık ya, nefis görünüyor. Hadi yapmadık bir şey hadi. Oğlum ya ne güzel yapmışsın mangalı. Baba hepsinden azar azar koyuyorum. Burak şu nasıl? İyi mi şu? Kokuyor. Şundan ye. Sarma. Koy. Tamam da. Şu sarmalı. Soğan salatası koyayım mı? Al. Yusuf, hadi sen de kalk kendine bir tabak hazırla. Hazırlayayım. Ona ben kendi ellerimle hazırlayacağım. Zahmet etme dayım, hallederim ben. Ne zahmeti ya, doktorum civanım. Ben seni ne kadar bekledim, sen biliyor musun ya? Halledeceğim hemen abi. Oğlum, ağrı var buramda doktor. Havarelik'tendir. İyi be diyorsun baba, oluyor mu şimdi o kadar tabak hazırladı oldu, ki? Oldu. Oğlum ağrı var. Ne bileyim, daha 6 sene okumam lazım. Oo, 6 seneye kadar ölür senin dayın ya. Kötüye bir şey olmaz. Sen işine bak. Çok abartıyorsun ama ya. Biz yabancı mıyız ya? Ya mesele o değil ki. Tamam dayı, bu bana yeter. Ya yeter mi aslan? Sen öğrenci adamsın, gençsin. Öğrenci adam yemek buldu mu yiyecek. Mehmet ayak buldu mu kaçacak. O kadar. Tamam dayım, gerçekten abartma, ver gideyim. Tamam dur, sarmadan koyayım. İyi al hadi. Ya doktorum böyle ayakta dikilme ya. Sen şöyle otur bakalım, onurlandır bizi. Estağfurullah abi, olur. Ya sen bana fotoğrafı gösterecektin hani. Ha dur bak, bir yere daha gittik dur. Dur bak, oranın şeylerini de çektim. Tamam mı? Bak şimdi. Şeyma, sen yemeğini yiyince anneme de bir tabak yapıver. Aşk olsun baba, ne zaman aç bıraktım onu? Ay, al. Yedireceğim birazdan. Aferin. Selim de yiyecek şimdi, değil mi Selim? Bir de bu şekil oluyor, tamam mı? Böyle ince ince. Hmm. Ama daha kalın kalın da olabiliyor, bak böyle. Hmm. İşte bak, bu da sacı. Ama bu büyük tabii, bizimki daha küçük olacak buna göre. Döner'e benzettim ben. Cakem, bu tamamen farklı bir şey. Bak. Ben gideyim de şu çayı koyayım, yavaş yavaş demlensin. Oğlak etinden yapıyoruz bir kere. Bu önceden terbiye ediyorlar bu eti. Böyle tek tek şişlere geçip odun ateşini pişiriyorsun. Yufka ekmeği sarıp veriyorsun yani. Ha. Başka bir şey. Tosunum sen doydun mu? Doydum abi, doydum. Dinleneyim de alacağım yine birazdan. İyi hadi bak. Ya Cafer abi sen bir şey yememişsin. Yine boş ver. Siz yediğinizde ben mutlu oluyorum. Cafer abi ne olmuş, şimdi bilen mağdurlardan. Nasıl? Sen yukarıda yemişsin ya, ondan diyorum. Ha öyle. Göz hakkı şimdi, yalan olmasın, yedik biraz. Ya şu çocuğu ağlatmayın, bakın şu çocuğa ya. Tamam, sizin de zaten yemek yiyeceğiniz yok. Hadi geçin içeri oynayın, hadi. Versen bana, sen bebeğe bak. Sağ ol canım. Oy, acıktın mı sen? Tamam, gel hadi, gel. Vallahi işte ben de sırf kombine var diye gittim ha. Yoksa bu sene Fener'in tadı madı yoktu hiç. Ya hatırlıyorsun değil mi enişte? Abla, bir tane daha et versene. Koyayım ablam. Salata istiyor musun? Sağ ol abla. Koy ya, salata da koy. Yok abi, çok şişiriyor. Hatırlıyorsun değil mi? Bu sene bu forvetle zor demiştim sana. Oğlum sadece forvetle değil ki lan, bütün takım dökülüyor. Hakikaten lan, bunların var ya, hepsini göndermek lazım ha. Benim bütün kuponlara yattı bu yıl. Helal olsun vallahi sana. Takım bu haldeyken gidip Fener'e iddia oynuyor. Ya sus lan, Galatasaraylı. Pis Galatasaraylı. Her aileden bir çıban çıkıyor. Cem, sen benimle bir gel. Ya Fatih, sen Fener mevzusu açılınca hiç susmazdın. Abi takımın durumu ortada ya. Abla sen bana bırak. Yok ablam, oğlum. Yok ablacığım, bırak sen bana. İyi hadi madem.
Normalde doğum uzmanı biliyorsun. Ama bebek ne zaman ateşlense çekinmeden onu arıyorum. Ya biliyorum biliyorum. Bize karşı da çok ilgiliydi ama parası biraz fazla geldi. Evet, diğerlerine göre biraz pahalı ama sağlık sonuçta. Abi ben de Şeyma'ya Doktor Çağatay'dan bahsediyordum. Ha. Yani ilk gebelikte doktor seçimi çok önemli. Biliyorum. Ya biz de bir çaresine bakacağız artık. Siz bakın, gerekirse biz de destek oluruz. Sonuçta benim de yeğenim. Eyvallah. Ben de bakayım duruma. Çıkabilirsem çıkayım. Ya hariçten bir şey gelirse hani 3-5 neyse. Onu katarız, biz katarız falan, öyle bir şey hallederiz. Tamam işte, tam da dönemine denk geldi işte. Bu arada açıyorum Fatih, bu kadar canını sıktığın yeter oğlum. Ben şimdi içeride açarım konuyu. Keşke sen de bize baştan söyleseydin be çocuğum. Aslında babamın haberi vardı. Tövbe. Sen şimdi bu paradan babamın haberi var mı diyorsun? Ya tam olarak öyle değil de. Yani babam Ayhan'ın parayı borsadan kazandığını öğrenince istemedi aslında alın. E madem baban istememiş parayı, sen niye böyle bir şeyin altına girdin be çocuğum? Baksana düştüğümüz duruma. Peki sen parayı gönderdiğinde baban sormadı mı bu para nereden geldi diye? Ayhan'dan almadım söyledim, o da üstelemeden. Anne, heh, biz gidiyoruz. Tamam kızım, geldim. Dur bakayım şöyle. Dur. Tamam annem, bırak ya. Tamam, tamam hadi, yemedik seni. Dur. Cem, sana da zahmet olacak, çok sağ ol ya. Akşam ne zahmeti. Alt tarafı doktorumuz gideceği yere kadar bırakmışız. Yedi saate kalma bak. Var mı cebinde paran? Nereden olacak anne? Dur kız. Annenle düzgün konuş. Hacı ara da öyle de ha. İhmal etme. Ararım dayım, ararım. Hadi Allah'a emanet. İdarelik kullan ha. Aa Yusuf, sen nereye? Arkadaşlar çağırdı, onlara gidiyorum herhalde. İyi hadi. Gün lan, hadi çocuk uyanmadan evde olalım. Gel kız, gel. Hadi lan ablacığım. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Güle güle. Güle güle. Görüşürüz bir tanem. Hadi iyi akşamlar. Fatih, bir yardım etsene. Sola dön. Fatih, ne yaptın? Krediyi konuştun mu? Konuştum baba. Mahmut'a mı sordun? Hı. Ne dedi? Yani maaşımın 3 katına kadar kredi çekebilirmişim. 3 katı mı? Niye o kadar az ki? Ya ne bileyim baba, öyle işte. Dur kızım, dur. Başka bir yol göstermedin. Eğer evi ipotek ettirirsek daha fazlasını alabilirmişiz. Mahmut Efendi çok biliyor. Gitsin babasının evini ipotek ettirsin. Ya şu çocuğu da yerine yatırın. Ha? Yok mu başka? Hadi. Şimdi
Ya ne bileyim abi ya. Sanki bir gönlüm kaymıyor gibi değil ama bizim ailede pek uygun bir kız değil abi ya. Turan bu işler gönüşleri be. Ya orası öyle de ne bileyim abi ya. Harun. Hı? Şu masayı yerine koyun da ortalık genişlesin. Tamam. Geç. Yani Turan şimdi tamam kız belki biraz dışa dönük falan ama böyle sandığın gibi de biri değil yani. Biliyorsun ben abisini tanıyorum bak. Ailesi de mazlut bir aile yani. Hayırlısı abi ne diyeyim ya. Şeyma, buzdolabının üstünde Ayhanların getirdiği baklava var kızım. Onu şu tabağa koyuver. Anne. Bu makine artık almaz. Kaldı bunlar bak. Bunları durduradıysan tamamdır. Durladım. Ben şunları önden götüreyim. Yani Fatih, biz bir kalem daha ekliyoruz büfeye. Yani o kadar. Yani sonuçta çok fazla bir riskimiz de yok. Alt tarafı bir sac alacağız o kadar. Anne sen de biliyorsun bizim Fatma'nın eli yatkın da biraz sac ekmek işlerine falan. Şimdi bu net özel ya. Onu da dediğim yerden temin edeceğiz. Allah utandırmasın oğlum. Amin amin inşallah anne. Fatih senin aklına yatmayan ne ben onu anlayamadım. Ya benim aklıma yatmayan bir şey yok da. Bak bence öğrenciler hamburger niyetine bayılacak olunca kebabına. Sonuçta bizden bir lezzet bu. Vallahi ben açıkçası pek emin değilim abi. Allah Allah niye ki? Yalnız geçen sizin büfenin önünden geçiyordum. Vallahi bayağı kalabalık ha. Vallahi Allah'a şükür bu aralar işler iyi evet. Öğrenciler sevdi bizim mekanı. Masa dağıtman 10 numara olmuş enişte dışarı. E oğlum göt kadar yer atmasan ne olacak zaten? İyi belediye bir şey demiyor. Ya onlara kalsa izin vermezler de. İşte arada bir zabıta yemliyoruz yani. Acay. Şu Cafer'e bir bak ortalıktan kayboldu yine. Gelir anne aşağı inmiştir. Fatih sen şimdi öğrencileri Canki babanı sevmez mi diyorsun? Yani... Baba, gel sen böyle geç. Gel enişte sen de böyle benim yerim. Sağ ol, eyvallah. Baba geçenlerde Ragıp dayıya rastladım, selam söyledi sana. Eyvallah. Yani üstümde kalmasın da. Ne yapıyormuş şu aralar? Kim baba? Ragıp mı? O da ne yapsın işte o yani. Kahvede falan takılıyor. O gün köyden yeni gelmişti. Anne bana şu kumandayı uzatsana bir ya. Bizi mi izleyeceksin şimdi? Yok izlemeyeceğim de öyle arada gözüm kayarsa diye. Elime suçum. Daha ne bekliyoruz? Gidelim artık. O kadar. Ay bir oturmadın ha. Kime çektiyse artık. Ya anne bu çayları toptan doldurma adeti nedir ya? Buz gibi olmuş. Cafer şöyle aramıza otursana çocuğum. Cafer bak bura boş gel bir aramıza. Yok iyi böyle ya sırtımı dinlendiriyor sandalye. Muhittin, madem ki erkeklerin hepsi burada. Tamam Şükran, tamam. Biz bizeyken konuşuruz. Aşk olsun baba ya. Bu nasıl laf şimdi? Biz aileden sayılmıyor muyuz? Kızım sen de boş boş konuşma ya. Bu sizin dışınızda bir şey. Falan işte siz üzerinize alınmayın. Bu bizim de dışımızda bir şey. Pardon abi, öyle demek şimdi. Konuşacak bir şey yok demek abicim. Nasıl bize sormadan el alemden borç aldıysan bize sormadan da paşa paşa ödeyeceksin. Cafer. Ne anne ya? Cafer ne? Adam bizi ayakta uyutmuş. Yalan söylemiş. Siz hala şuna toz kondurmuyorsunuz be. Tamam abi öyle davranarak hata ettim kabul. Ama yani ha para benim cebimden çıkmış ha borç alınmış ne fark eder ki? İkisi aynı şey değil. Nasıl aynı şey değil? Ya hem yıllardır yaptığın bu iyiliğin ezikliğini yaşat bize hem ondan sonra gel yok ben parayı başkasından aldım bilmem ne. Ne güzel ya. Yani sen yıllardır bu iyiliğin altında mı ezildin abi? Bırak Allah'ını seversen ya. Beni tanımasak. Ne dedin sen duymadın? Bir şey demeyin çocuk Cafer şimdi sen de. Yok ya sever o alttan alt taraf sokmayı. Cafer. Tamam hepinizden çok Fatih'e ben kızgın. Hele bugün o yeni yetmelerin yanında düştüğüm durumu görseydiniz. Ama diyecek lafımız yok. Adamlar sonuna kadar haklı tabii. Baba affedersin ama meblağ ne kadar? 20 bin pound. Öyle mi? Hı. Türk parası olarak ne kadar yapıyor peki? Yani 150 bin lira kadar. 150 bin mi? Çok paraymış ya. Fatih sen bize 100 bin civarı para göndermedin mi çocuğum? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Yani o kadar gönderdim anne de pound çok arttı ya. Bayağı zarardayız o zaman yani. Ya olur mu öyle şey canım?
Biz ne kadar aldıysak o kadarını ödememiz gerekmiyor mu Muhittin? Yok anne, şimdi onlar pound olarak verdikleri için pound olarak isteyecek. Ya sana soran oldu mu? Ya baba, biz de şurada fikrimizi söylüyoruz ya. Yani düştüğümüz duruma bak ya. Göz göre göre faiz ödüyoruz. Aslında bu konuyu çok konuşmadık baba. Hani bilmiyorum, belki eski kurdan ödememi kabul eder. Kabul eder mi ki? Baba, istersen ben bir Ayhan'ı arayıp sorayım. Bir ara sor bakalım ne diyecek ya. Yalnız Fatih, şey hani bu babamın gönlü böyle faiz ödemeye razı değil gibisinden bir şeyler söyle. Tamam baba. Alo. Alo Ayhan abi, duyuyor musun? Kusura bakma abi, rahatsız ettim ama. Bence Ayhan abi kabul edecektir. Hadi inşallah. Ya Ayhan'a kalsa kabul eder aslında da. Onun bir abisi var, suratsız Cengiz. O biraz zor. Bence de kabul eder baba. Kızım sen şu çaylarımızı bir yenilesene. Dur dur, ben koyarım. Abla, şu cağ kebabı işi süper olmuş ha. Bundan sonra sizden çıkmam valla. Hoş gelirsin koçum, her zaman. Cağ kebabı mı? O ne ya? Enişte sen gene ne işler karıştırıyorsun be? E tabii, senin üniversitede okuyan çocuğun yok. Selim ailesiyle büyüsün, ben görürüm o zaman seni. Ya hayır, Erzurumlu olsan gene bir nebze de sen Erzurumlu değilsin ki. Nasıl yapacağız? Koyma Şeyma hiçbir canını. Abi doldurdum artık. Ben bir hava alayım. Yani baba, masrafımız çok arttı bizim. İşte Harun tek başına yetişemiyor artık. Kısmetse ben ilgileneceğim bu cağ kebabı işiyle. İşte öyle sıcak ekmek falan bakalım. Ey Allah, utandırmasın kız bu, ne diyeyim. Bir de Turan, ben sana böyle takılıyorum falan ama... Ya bak, ben tanıştırdım diye kendini böyle baskı altında falan hissetme ha. Biliyorsun bak, bu işler ciddi işler. Yok bu abi ya, ben seni anlıyorum, merak etme sen, sıkıntı tamam. Yok. Anne, ben senden bir şey isteyeceğim. Ben köye gideceksiniz ya şimdi. Oradan bana birazcık peynir kestirsen de ben sana dönünce parasını versem. Parası önemli değil kızım da, bakarız. Turan, bir gelsene. Efendim baba. Burada duran gençler kim ya? Hangisi? Şu şeyin önünde duruyorlar ya. Kısa pantolonlu telefonla konuşan tanıyorum. Hı öndeki. Ha öndeki, o Bahri abinin oğlu, askerden yeni geldi. Ha bizim fırıncı Bahri. Hmm. Hah, dur. Ne yaptın? Konuştun mu Ayhan'la? Yani kabul etti. Yani ne oğlum? Kabul etti mi etmedi mi? Yani eski kurdan ödemeyi kabul etti ama öyle olursa bir hafta 10 gün içinde hepsini ödeyin diyor. Hepsi derken? Ya 100.000 liraya hakkını helal ediyor. Yok canım, o kadar parayı böyle hemen imkanı yok yani. Yani müşterinin ikisini de satsak o kadar etmez ki. Yok yani baba, ben kıyaslamak babında söyledim. Yoksa ilk başta ben karşı çıkardım. Hayır Turan, bir şey satmadan da nasıl ödeyeceğiz o kadar parayı? Baba, bak ben Ayhan'ı iyi tanırım. Bence o hakikaten paraya sıkışmış durumda. Yani belki hepsini toparlayamayabiliriz paranın ama yarısından fazlasını, hatta yarısını bile toplasak bence kabul edecektir. Konuştuğun gibiyse kabul eder tabii. Yani güzel söylüyorsun da oğlum, şimdi biz o paranın yarısını nasıl toplayacağız ki? Yani hiçbirimizde o kadar para olmadığına göre bir şey satmaktan başka çaremiz yok. Pardon, ne satmayı düşünüyorsun abi? Ya madem o paraya minibüs alındı... Heh, ben de minibüslere ne zaman geleceğim diye merak ediyordum. Turan. Kusura bakma abi de, burada hepinizin tuzu kuru. Evinizi barkınızı kurmuşsunuz, güzel güzel. Oğlum bir dur, lafımı bitireyim ya. Turan dur da bir konuşsun adam. Yani farkındayız. Önünde düğün dernek var. Yani ev olarak da hepimizin gerisinde kaldın. Onu ya da... Sen kendi adına konuş. O benim gerimde falan değil. İstiyorsa hemen vereyim ona bodrum. Senin şu pis suyundan da kurtulurum. La havle, Cafer bugün yaptık oğlum orayı. Ya baba, orası yamayla mamayla olacak iş değil ya. Bunun banyosunun tamamen kırılması lazım. Tamam Cafer abi, ben en kısa zamanda bir tane usta bulacağım, kırdıracağım orayı. Ha Turan, ne diyorsun? Vereyim mi sana bodrum? Ben çıkarım yukarı bak, ciddiyim. Yalnız Cafer abi, dükkan da bodrumun içinde biliyorsun değil mi? Baba, en azından minibüslerden bir tanesini satalım ya. Diğer minibüs de Turan'a helali hoş olsun. Oğlum minibüsü şimdi istesek de satamayız. Yani külliyen zarar olur ya. Bir okul servisi var, anlaşmamız var. Öğrenciler tatile girmeden mümkün değil. Üstelik yani sen ikide bir de minibüs diyorsun ama o gelen parayla senin ev de yapıldı. Ha şöyle ya. Biraz gerçekleri konuşun işte. Ya tamam, benim evim de yapıldı ama sonuçta herkes o paradan bir şekilde faydalandı. Ya biz o paradan yararlanmadık birader. Tamam, bunu peşinen söyleyeyim de.
Sen de şu bizi bu borcun içine çekmekten bir vazgeç artık ya. Ha pardon abi ya. Dükkan senin işsizlik maaşıyla açılmıştı değil mi? Kusura bakma Fatih de market senin gönderdiğin parayla da açılmadı. Tamam benim gönderdiğim parayla da açılmadı ama yani sonuçta minibüslerin kazancıyla açıldı. Neticede o da aynı kapıya çıkıyor. Her şeyi sen biliyorsun değil mi? Biz burada bu kadar insan hepimiz sığırız. Bir sen akıllısın. Cafer. Senin utanman da kalmamış. Ne diyeyim ben sana birader? Geldiğin iki günde gene aldın sazı eline be. Abi Allah rızası için bari bugün ortamı gelme ya. Ha ortamı gelen hep benim diyorsun yani. Cafer bir sus artık ya. Ben konuşunca hep soluyor zaten baba. Adam geldi burada söyleyeceklerini kafamıza vura vura sıralıyor. Ben iki kelime edecek oluyorum. Cafer sus. İyi eyvallah. Şeyma sen annemi içeri götür kızım. Evet evet yatma zamanı geldi zaten. Ben de bir Selim'e bakayım. Baba Allah için bir şey soracağım ya. Bak Allah'a da verdim. Şunu yaptığını ben yapsam yine böyle mi davranırdın? Senin yaptıklarını da biliyoruz Cafer merak etme sen. Yine bu kepçe işini kalkacaksın değil mi babacığım? Ulan iyi ki zamanında bir iş batırdık be. O da sebebiniz oldu zaten. Fatma sen bana bir bardak su ver kızım. Vereyim baba. Hala kepçe diyor ya. Ulan senin yüzünden elimizde ne var ne yoksa hepsi icraya gidiyordu. Hayır bu adam babasının hayrına mı gitti Londra'ya? Ha Fatih de benim yüzümden gitti Londra'ya. Eyvallah baba. Ay Muhittin başlamayın yine. Ya baba hatırlamıyor musun? Bir kere Yalova'ya kaçtı bu iş için. Herifin kafasında gitmek hep var. Cafer uzatma artık ya. Benim bu kepçe işi tutsaydı her şey farklı olacaktı. Eyvallah baba eyvallah. O kepçenin bozuk çıkması da benim suçum zaten. Ulan sen ucuza getireceğim diye gidip bozuk kepçeyi almadın. Ya Harun'un adamları çakal çıktı. Ben ne yapayım? Hayda her seferin aynı muhabbet ya. Oğlum adamlar sana silah soruyla mı sattılar kepçeyi? Abi adam bana Mars dinamosunda sorun var dedi. Bir aya kalmadan motor şanzıman ne varsa yere inmedi mi? İndi mi inmedi mi sen söyle. Ya tamam Cafer tamam yeter artık ya. Cafer vallahi Allah rızası için artık şu kepçe muhabbetini açıp durmaya. Bak kaç sene oldu biz hala belimizi doğrultamadık. Sana da eyvallah Fatma ya. Şu ailede bana ayar vermeyen bir sen kalmışsın abicim eyvallah. Ne alakası var şimdi ya? Bak ayıp ediyorsun ama. Öyle öyle. Siz konuşun abicim ya. Sen konuş Harun. Konuşun abimiz. Yani Cafer'i tanımıyormuş gibi üstüne üstüne gidiyorsunuz. Ya anne kimse bir şey demedi ki kendi kendine kaynayıp duruyor. Al iç şunu. Cafer, kendini kastığın yeter. Hadi gevşe biraz. Fatma'ya bak sen ya. Fatma'ya bak sen. Erkekleri geçtim o bile ayar veriyor bana. Ya tabii ailen şamara olanı biz onun diyor. Ya tamam bırak ne halleri varsa görsünler. Hatırlıyorsun değil mi? Hepsi ilk başta yanımdaydı. Ne oldu işler sarpa sarınca? Hadi sen de uzan şuraya. Hadi. Hadi uzan şuraya. Yani tamam ben kendimden geçtim diyelim. Şunu al kızım. Yani dedelerimizin mezarları ne olacak? Ha? Yok eğer onların da bir kıymeti yoksa tamam o zaman tarlayı satalım gitsin ya. Yok baba olmaz öyle şey ya. Hem İstanbul'un durumu da belli değil ki yani. Baksana günden güne bozuluyor. Bunun depremi kapıda şeyi var. Vallahi bence bizim sonumuz gene köy yani bence. Hatta biz daha geçen Harun'la konuşuyorduk değil mi baba? Vallahi senin de iznin olursa biz o köydeki tarlaya bir ev yaptırmak istiyoruz ya. Öyle yazları mazları gideriz yani. Değişiklik olur bize de. Sen yarın git şu Mahmut'la konuş kredi işini bir hızlandıralım. Ben Cem'le konuştum. Onun şimdi durumu müsait değilmiş ama 2-3 ay içinde bize o da destek atacak. Tamam mı Fatih? Şu kredi işini bir hızlandıralım biz. Yani baba hakikaten artık diyecek lafım yok ya. Ya dönüp dolaşıp tekrar benim krediye geliyoruz ya. Yani bunca para aile içinde kaynamışken baba ben gidip kredi mi çekeyim yani? Fatih. Yani baba eğer vicdanın el veriyorsa.
Peki siz aranızda böyle senet sepet gibisinden bir şey yaptınız mı? Harun sen kendi işine bak oğlum ya. Aslında öyle ufak bir kağıt imzalamıştık. Kağıt mı imzaladınız? Yani siz aranızda kağıt imzaladınız, bizim şimdi mi haberimiz oluyor oğlum? Baba bu para ödenecekse sen niye böyle tepki gösteriyorsun ki? Hem zaten Ayhan'ın da bunu dillendirdiği yok. Bakalım daha ne kadar yalanı çıkacak senin. Baba ne ilgisi var ya? Ama yok biz bu parayı ödemeyeceksek o başka. Öyle şey olmaz, bu para ödenecek. Muhittin. Aklıma şey geliyor sadece. Biz kadınlar altınlarımızı mı versek diyorum. Altınlar mı? Evet kızım, benimkilerle dişe dokunur bir şey olur işte. Vallahi bence hakkaniyetli olur anne. Biliyorsun ben de altınların bu binanın inşaatına koymuştum. Şimdi de iki katını aldın ama. Sen ne diyorsun Şeyma, benim altınım mı var şimdi? Ne alaka? Altının olduğunu bütün mahalle biliyor. Hacer senin altının mı var? Nereden altınım olsun Cafer? Sana da yazıklar olsun Şeyma. Bir iftira atmadığınız kalmıştı be. Abi. Vallahi iftira atmıyorum Cafer abi. Hacer de biliyor altın olduğunu ama saklıyor. Hacer bu ne diyor, bana bak. Yalan söylüyor. O zaman altının olmadığını Kur'an'a el bas. Kızım Kur'an'ı karıştırmayın bu işe. Kur'an nereden çıktı canım? Yok yok, karıştırılsın. Attıkları iftiranın altında kalsınlar, utanırlar belki biraz. Ya bence bu konuyu kapatalım artık. Hem anne, senin kefenlik altınlarını kullanmak da doğru olmaz şimdi. Ne güzel ya. Çamura tizi kalsın. Zaten adımız çıkmış. Bu sefer senin dediğin gibi olmayacak Fatih Efendi. Hacer Kur'an'a el basacak, sen de çıkaracaksın altınları. Çatır çatır koyacaksın ortaya Şeyma. Tamam mı Şeyma? Ben altınlarımı vermem. Çoğunu benim ailem takmıştı. Turan, abicim abdest al getir Kur'an. Ya abi ne gereği var şimdi ya? Ay Cafer uzatma. Anne uzayacağı kadar uzadı artık. Turan, hadi git getir. Git getir hadi. Anne sen dedin değil mi? O ne demek Hacer? Şeyma'ya sen söyledin. Anne ölümlü dünya, başıma bir iş gelir diye senin haberin olsun istedim. Sen de kalkıp... Hacer onu bunu bırak, senin altının mı var, benden mi sakladın? Hacer. Ha Hacer. Hacer bir şey soruyorum sana. Cafer. Cafer. Senin altının mı var diyorum Hacer. Cafer tamam hadi şimdi sonra konuşursunuz. Hacer bir şey soruyorum Cafer. Cafer tamam sakin ol ya. Abi tamam bir şey yok. Hacer. Bak tepemin tasını attırma. Altının var da benden mi saklıyorsun Cafer, sen? Cafer ne yapıyorsun sen? Baba sen karışma. Hacer. Hacer delirtme insanı. Altın var mı yok mu? Hacer. Selim için biraz kenara koymuştum. Allah senin belanı versin ya. Ne işin var lan benim sizin aranızda? Cafer çizmeyi aşıyorsun ama sen. Eyvallah baba. Karım bana bunu yaptıktan sonra sana her laf düşer zaten. Abi babamla düzgün konuş ha. Sana mı soracağım lan, nasıl konuşacağım? Fırıldak. Bak abi. Ne abisi oğlum? Bana bu ailede ayar vermeyen bir sen kaldın. Tamam. Ne abisi? Ya düzgün konuşacaksın. Burası dingonun ağrı değil. Dur şu elini ayağını çek. Tamam. Sizi bana sayılı mı veriyorsun? Abi. Saygılı olacaksın yoksa karşında beni bulursun. Yavaş lan yavşak. Al götü şunu ya, gözüm görmesin. Ya ben çok meraklıydım ya senin evinde kalmak. Yaksız herif seni. Senin gibi çocuğum olmaz olsun. Hacer hadi git şunun arkasından. Yalnız bırakma. Kızım hadi kıyamaz sana o, hadi. Hacer vallahi bak şimdi bir sinirle indi aşağı, hadi. Hadi olmaz öyle, konuşun aşağıda, hadi. Turan, senin dudağın mı kanıyor ya? Aa, kanıyor mu? Dur bakayım. Ya anne yok bir şey, tamam ya. Sakin. Oğlum Cafer'i bilmiyor mu ya? Bir de üstüne gidiyorsun. Şimdi biz mi suçlu olduk abi? Oğlum sana suçsun diyen mi var şimdi ya? Ya bırak Allah'ını seversen abi ya. Aileyi birbirine kattın, hala boş boş konuşuyorsun. Ayıptır. Lan tamam uzatma oğlum sen. Yok yok. Bizim ailenin üstünde kesin nazar var. Ben sabahtan bir kurşun döktüreyim en iyisi.
Anne hadi. Biz de kalkalım artık. Yusuf dönmüştür, eve yalnız kalmasın çocuk. Geçirelim sizi. Yok, gerek yok ya, biz gideriz. Yok, geçirelim, biz de eve geçeriz. İyi bari, tamam. Hadi iyi akşamlar abla. Yusuf'u göremesek de Allah zihin açıklığı versin, iyi olur. Hayırlı akşamlar. Sağ ol Şeyma. Şeyma, benim sarma getirdiğim tencere var ya, o tezgahın üstünde duruyordu ya. Ha, bir boşaltayım içini. Yok, Hacer boşaltmıştı zaten galiba onu. Tamam, getiriyorum. Ya, zahmet olacak sana ama o büyüklükte başka tencerem yok.